Değerli dostlar, yanıtını arayacağımız soru, Diyanet kapatılmalı mı? Özellikle Diyanet'in güncel olarak verdiği fetvalar topluma tabii bir kızgınlık yaratıyor. Aynı zamanda teorik olarak da laik bir devlette Diyanet'in varlığını anlamsız bulan görüşler var. Dolayısıyla hem teorik olarak yani laiklikten bakarak Diyanet'in varlığını hem de Diyanet'in mevcut uygulamaları üzerinden, Diyanet'e duyulan kızgınlık üzerinden Diyanet'in olmaması gerektiğine yönelik istekler var. Fakat bu meseleyi bir kere Osmanlı ve Avrupa tarihini karşılaştırma olarak ele almak gerekir. Bir kere Osmanlı'da Şeyhülislamlık ve din adamları devletin kuludur. Din memurları. Devletin kulu olan kişilerdir. Memurdur ve onay mercidir. Yani devletin karşısında bir özelliği, bağımsızlığı olan bir din kurumundan bahsedemiyoruz. Tarikat ve cemaatler var ama onlar da zaten devleti yönetme iddiasında değil ancak ele geçirerek, devleti ele geçirerek toplumu yönlendirebilirler. O tabii gizli bir faaliyet konusu. Biz daha resmi yasal olan hususlardan bahsediyoruz. Avrupa'da ise kilise devletin karşısında özellikle devlete kafa tutan, kralı taç giydiren, tacını elinden alan, mal mülkü, toprağı, geniş toprakları olan, öyle ki bazı yerlerde ülkenin üçte birine kadar varacak şekilde yine günah çıkartan, yani devletle toplum arasında bir aracı kurum. Ama Osmanlı'da Şeyhülislamlık bir aracı kurum değil. Yani Allah'la birey arasında bir aracı kurum değil. Hristiyanlıkta bu var. Dolayısıyla ya kiliselerin vergileri inananları tarafından karşılanıyor şeklindeki bir argümanı bizim ülkemiz için sunmak kolay değil. Bizde bir devletçi anlayış var insanlar. Yani din hizmeti de devlet tarafından verilmeli. Osmanlı'da da öyleydi. Nitekim Cumhuriyet'te de böyle oldu. Doğruydu da işte, toplumun beklentisi buysa buna göre hizmet etmek lazım. İkincisi toplumsal olarak kültürel düzeyde din hizmetini toplumun kendisine bırakacak bir durumda değildir ki tarikat ve cemaatlere yaygındı. Harbiye, mülkiye, tıbbi gibi modern laik okullardan yetişen kişiler bile, örneğin Atatürk'ün beraber mücadele ettiği komutanlar, Rauf Orbay mesela, ben diyor padişahın dokmasıyla büyüdüm. Benim babam padişahın memurlarından birisiydi sarayda. O bakımdan ben padişaha, halifeye bağlıyım diyen bir kişi. Beraber mücadele ettiği bir insan. Bu halde bile durum böyleyken Diyanet'in niye kurulduğunu sorgulamak doğru değil. Tam da tersine Diyanet laikliği ortaya koymak, tarikat cemaatlerin etki alanını ortadan kaldırmak, vicdan özgürlüğünü sağlamak, o işte toplumun üzerinde baskı unsuru olan o dinsel kurumları ve tarikat cemaat gibi ve Şeyh Hacı Hoca takımını bir denetime almak, baskı uygulamak bakımından anlamlıydı. Bugün de buna ihtiyaç var. Her ne kadar yanlış toplumu geren söylemler olsa da. Çünkü örneğin bu bir hutbe meselesini nasıl vereceğiz? Yani camileri eğer bireylere bırakırsak, Diyanet ortadan kaldığında her cami bu salgınla ilgili farklı hutbe mi verecek? Allah'ın bize bir musibeti mi diyecek? Önlem almanıza gerek yok mu diyecek? Buna devlet sessiz mi kalacak? Eğer müdahil olacaksa o zaman dinsel bir müdahil olmuş olacak ki o zaman da vicdani bir hürriye sağlanmamış olacak. Yani gene gelip dönüşüyoruz. Bunun yine devlet denetimine alınması gerektiği noktasında birleşiyoruz. O bakımdan peki devletin dışında olduğu vakit böyle bir denetleme mümkün mü? Değil. Benim görebildiğim kadarıyla. Çünkü bunu Diyanet'in kaldırılması isteyenler tam buna yanıt da vermiyor. Yani nasıl? Esas bu. Finanse etmenin dışında esas sorun bu tarikat cemaatle bu toplumu geren dinsel söylemler nasıl denetlenebilir hale gelecek? Bunu ortaya koymaları gerekir. Ben Diyanet'in dışında bunu denetleyebilecek bir kurum görmüyorum. Ama Diyanet dönüştürülmeli. Ne gibi dönüştürülmeli? Örneğin fıkıh okumaları ders kitabında bu var. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz diyor. Eğer anneleriniz ifafa girmediyseniz onlarla evlenmenizde size günah yoktur diyor. Bakın bu da önemli. Diyanet fetvası bu ve bu fetvaya benzer ifade fıkıh okumaları ders kitabına da girmiş durumda. Tüm bunlara rağmen Diyanet'in dönüştürülmesi lazım. Kapatılması değil. Değişik dini inançlar temsil edilmeli ve devlet denetiminde olmalı. Bütçesi de daha makul bir seviyeye çekilmeli.